Günaydın, hayırlı sabahlar. Arkadaşlar, bugünkü işimiz koyunu yeğledik, kahvaltımızı yaptık. Şimdi Evliya'yı ziyarete gidiyoruz. Sevda Hanımların bir niyeti vardı. Onu dolanacak. Evliya ziyaretimiz evet, var. Oradan gelecek. Allah'tan bir şey olmazsa. Şimdiden hayırlı sabahlar. Kolay gelsin herkese. Evet arkadaşlar, günaydın. Videomuza geçelim. Evet arkadaşlar. Belevi'yi geçtik şu an. Geydivan'a gidiyoruz. Dereli burası. Bura dereliymiş. Selamünaleyküm. Kolay gelsin dede. Aleykümselam. Bu Evliya var mı? Baba bak. Beyaz var ya. Beyaz tepedeki. Evet. Evet. Buradan koyun içine çıkıyor. Camın önünde sürüyor burayı. Kimseye sormaya lazım yok. Tamam. Hah. Daha Evliya kaç şurada. Tamam. Teşekkür ederim. Hadi kolay. Peki. Ver bana. Var ya bir şey demiyorum. Ciddi. Evet arkadaşlar, Evliya'ya geldik. Çok güzel bir yere benziyor. Yengemi görüyorsunuz. Ne seviyorum böyle. Güzel, buradan köy var. Buradan böyle. Buradan ağıl var, bak görüyorsunuz koyunlar falan var. Bundan şöyle şey. Ya. Babam çekeceğim. Getir. Ne olacak ya? Hataş. Hataş ne ya? Ben bu Evliya'ya geldim. Yenge bak, zehirli çiçek. Hayır, zehirli çiçek. Evet, zehirliymiş, yılan çiçeği, yani babam dedi. Ben bu Evliya'ya geldim. Ben ilk defa geldim. Yani tabii çocuktuk geldiğimizde de. Geldin mi sen? Annemgille gelmiştim, evet. Nereye geldi? Kıt 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 kıt. Nereye geldi? Akrabamızın birinin çocuğu olmuyordu. Ağacın etrafında 3 defa döndürmüşlerdi. Yaklaşmayın ağaçla. Arkadaşlar, tavuklara bakar mısınız? Dikkat. Hangisi? Hadi dönek. İnci. Tamam, dalga geçmeyelim. Ama şu an yaptığın şey yanlış. İnanma, o senin sorunun ama şöyle bir şey var. Evet. Kimisi şifasını buluyor yani. Tamam ya, bir şey ya demiyoruz, korkma. Şey anlamında gelmiyor. Bir şey diyeceğim, bura türbe mi? Mezarlık mı? Ya mezarlıklar var ama ne mezarı onlar bilmiyorum, insan mezarıdır.
Gittim. İnsan mezarı şurada, mezar var. Küçük taştan arkadaşlar burada. Mezara basın. Tamam. Ha, mezar bu. Bak şu da mezar. Biliyorum yani taş mezarları. Bak şurada da mezar varmış. Ha. Ayakkabıyı çıkartıyor muyuz? Yok İncil, bu insanlar ayakkabısını niye çıkartmış burada acaba? Ya tamam kızma ya. Ayakkabı. Sen de bir şey bilmez ki bu konuda. Ya. Ben ilk defa giriyorum. Yok ya. Ayakkabıyla girmeyeyim mi içeri? Özür dilerim o zaman. Gel, hani çıkart. Hoş bulduk. Hadi. Geç. Evet. Ya gel çekeyim burayı. Geç ben çekeyim. Sen mi çekiyorsun buyur. Çok sallıyor senin içini. Yenge dur, mezara basma. Hala güzel ki. Tamam benden oğlum. Güzel. Ben daha gençim beni. İnce şöyle dur bir, sen bir ileriye geç, anlatayım ben. Dur bir dakika, şöyle geçmem gerekiyor. Arkadaşlar Evliya'nın içinde video çekecektim. Ne? Evliya'da dua eden insanlar vardı. Rahatsız olurlar diye çekmedim. Zaten de sordum, istemediler. Ondan dolayı da çekmedim. İçeride onlar dua yapıyor şu an. Tam İbadet. Göstermeden, evet, kapıya çıktım. Bunlar iki kardeş burada şehit oluyor. Yani Evliya'nın, yani bu köyün adı Geydoğan olma sebebi şehit oldukları için. Zaten orada çektiğim yerde yazı yazıyor. Onu size okuyarak tekrardan göstereceğim. Öyle yani. Bu dışarıda bir abla vardı. O görevlisi galiba. Onunla konuştuk. Anlat sen istersen abla dedim. O da dedi ben de tam fazla bilmiyorum dedi. Büyükler bilir dedi. Ondan dolayı şey yapmadı. Burada büyük bir ağaç vardı arkadaşlar. Önceden ben buraya gelmiştim. Şeymiş, sakızlık ağacı arkadaşlar. Aynen. Çetene onun, de diyorlar. Onun etrafında çocuk gitti. 3 defa döndürülüyordu. Çocuğu aslında. Gel oğlum, oralar elleri. Yenge çocuğa dokundurma. Bir şey olmaz ya. Bundan da. Ha? Çiriş işte bunlar arkadaşlar. Çiriş değil lan bu. Ne o? Oğlum çiçek çiçek. Çiriş diye hanginiz lan? Buna çiriş diye hanginiz? Ha, pırasa. Oldu olacak ıspanak. Ne bileyim ben çiçek. Yavrum bu çiçek mi? Evet baba, mor çiçek açıyor bunlar, böyle mosmor, ne kadar güzel. Bunlar buna arkadaşlar ben şimdi çirişe benziyor. Arkadaşlar çiriş değil bu. Bak ondan şu çiriş sonra, yok onlar da mor menekşe. Ondan sonra, hayır. Kışın açan çiçek. Bu çiçeğin anlamını biliyor musun? Ne? Çiçeğin hikayesini. Mezara bu, dokunma. Bu çiçek kışın, bismillah. Kışın ortasında garda açıyor. Niye açar be? Garoz dedi, o çiçeğin anlamını biliyor musun? O çok uzun hikaye, onun için nasıl anlattın? Arkadaşlar çok güzel ya. İnci. İnci. Mezarları gösteriyorsun. Ya belki tanıdığı çıkan var. Tanıdı olan. İnci verele bak. Yavrum, belki tanıdığı olan vardı. Tanıdığın arasın insanlar İnci burada. Evet, ondan dolayı arkadaşlar sakızlık ağacı dedi, kırıldı dedi. Önceden galiba Garoz dede. Garoz dedeyi de yolda bulduk. Arkadaşlar size sadece ismini göstermeden bir şey göstereceğim. Bakın nasıl çiçekler yapmışlar. Böyle çekeyim. Ondan sonra 3 kere döndürülüyordu. Şimdi diyor Evliya'nın etrafında döndürülüyor diyor. O ağaç yıkıldığı için diyor. İnce çocuğumuzu getir. Ha? Çocuk mu? Hani? Hani? Lan daha ya. O da düşecek. Garoz dede sen normal misin? Sülüklük işin var mı?
Tut yavrum elini. Ha? Bir şey torbasıdır dede, sen onlar niye niye? Yenge. Sen evliyaya girip dua etsene. Buralarda ben ne işin var? Sen bunu alsan. Evliyaya girip dua etmeye de. Yenge. Ay turuncu çiçek dolu burada. Aşağı tak Mehmet'e. Bakın arkadaşlar. Ya arkadaşlar mezarları yenge, göstermek istemiyorum ben. Yenge ha? Böyle gel. Olsun yavrum. Ne kemiği ki? Hayvan kemiği, mal mal. Böyle. Köy küçük arkadaşlar. O kadar büyük bir köy değil, böyle göstereyim. Ama her yerde mezarlık var. Şurada da mezarlık var. Burada da mezarlık var. Şurada da mezarlık var. Aslında köy yani bizim Taslı'nın yarısı kadar yok ama mezar alanları çok aşırı fazla. Ha. Tamam geliyorum oğlum. Hadi gidek. Mehmet'ten video çekemeyiz. Gel tamam gidek hadi. Ben çekeyim. Valla tutamıyorum tamam, Mehmet'i. Hayır çekeyim. Sallama ama ya. Mezarlar da gösterme. Tamam. Tamam ya kızma. Bir şey soracağım ya. Şu çuvallar ne çuvallar? Onu da merak ettim ha. Kerme var galiba. Kerme? Bilenler vardır yani. Hayvan dışkısı. O zaman ben şöyle yapayım. Bir dakika biraz hızlı yürüyeceğim. Ya önden çek. Öyle değiller. Karar dedenin bu yani bu mezarlarda yani görmek istediği şey bu. Fakir. Fakir. Şu ne? Oraya oturuyor kadın. Vay. Güzel şeymiş ama ha. Düşünceli. Karavaz dede de arkadaşlar bu fakir şu fakir şu zengin mezara. Kesin bu zengin. Yani gidip dua oku mu ya? Koskoca insan görüyorsunuz. Daha ne diyeyim Karavaz? Şunlar kardeş ha dördü. Dua oku evliye. Evet arkadaşlar Mehmet dua okuyacak. Bak şu lale şey şey dedikleriniz yerlere sakın basmayın. Orada mezar var. Bak burada da var. Hayır yavrum mezar değil. İnsanlar onları gitmişler. Arkadaşlar anlayanlar vardır. Sizce burada mezar yok mu? Bakın taş şekline bakın. Burada mezar var. Bak şu köşede de var. Bak yüksekliğinden anla. Karaoğuz'da da burada mezar var mı? Yok mu Karavaz'da da? Yenge o düşecek. Yenge böyle bakarak gitsem. Tamam hadi. Evet arkadaşlar böyle çok güzel nar ağaçları falan var. Mükemmel bir şey ama ha. Ya herkese diyorum buraya gelin görün. Bakın. Değil mi? Baba şunu ağzına da sok. Çekeyim orayı. Yok. Orayı çekinme. Tamam baba. Arkadaşlar. Buralarda arazileri galiba. Böyle. İnci. Patlı falan abi kural koydum. Sadece seviyor, seviyor, seviyor. Karadan kime ne verdiğini biliyor. Böyle. Yok ki. Hadi ya.
Ay, papatyalar gerçekten de çiçek açmış. Papatya falan abi, krallık oyunu. Buyur, senin bakın kadar güzel olması da sana papatyalar hediye ediyorum. Evet. Memos. Bak, ben sana şu bayırı inekledim. Orada daha güzel ve de düz yol bu iniyoruz ya. Yok ya, o kadar gitmeyek de. Bakın arkadaşlar, bembeyaz gördükleriniz papatya. Papatya taçı yapabiliyorum. İsteyen varsa yapabilirim. Bağ yapsana. Şunu içeyim. Ciddi. Ha. Bu da Memo'm. Ben de toku almamışım yanımda. Sende var mı? Saçımı bağlamak için. Yok yavrum. Arkadaşlar, İnci bana taç örecek. Papatya topluyor. İnci, yanındakına da dikkat et. İnci, yandakına dikkat et dediğim an İnci'nin düşüşü. İnci, bence kendine dikkat et yavrum. Çocuğum. Oğlum, evladım. Biliyorum hayatım. Oğlum bak, çiçek toplasana bebeğim. Şimdi şurada otalım geldiğini. Onu yapsa yine yeter. Yani düşünüp onu bile getiriyor ya. Bence bu kadar papatya yeter. Kendime de yapacağım. İnce, o kadar papatyalık benim kafam küçük mü? Aha. Ben uzun olması gerekiyor. Gördün mü galiba? Ne bileyim ben işte. Olanı aldım. Abi bu ne? Ver. Demetli. Ver ver. Elimde o telefondan bu kadar aldım gel işte. Gel abi, yeter bu kadar ya. İnci, kafam küçük mü benim? Ya gel sen buraya. Gel oğlum, dur la. Ay çok güzel buralar arkadaşlar. Babaannemin orada da papatya var açmış ya. Bizim eski evin önünde. Aha. İt mi geliyor bu? Var. İnci. Hoşt. Ay hoşt. Abi buraya it gelse bile yani sahibi elbet tutar biliyorlar yani buraya, yani gezi yeri gibi bir yer ya. Papatya falan, ay papatya tacında bitme kimseyi tanımayan bir insan. Ayşe de çok güzel oraya bizim. Umma değil de yenge, hani şu ipler var ya normal. Hı, iç mi çok iyi? Kıyafetlerin iplerini kullanalım. Ha işte o kıyafetin ipiyle mükemmel bir taç yapılıyor. Nasıl taç diyeceğim? Yenge, ne yapıyorum biliyor musun ben onları? Böyle birbirlerine nasıl diyeyim ben sana, ip bunları böyle böyle koyuyorum yani. Alt alta 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 alta. Bir de o ipi döndüre döndüre iniyorsun. Çok güzel oluyor ya, ben onu çok seviyorum. Bir ara yapıyordum ben onları ya, bayağı abi. Ben bir ara bir papatya tacına yenge bir tak dedim. Var ya, günlüğü çok güzel yapamayacağım da ben sade yapayım. Tırnağın yoksa hiç yapamıyorum ya bunu. Ben yani tırnağım yokken dişim için. Evet arkadaşlar, İnci bize papatya ördü. Sizce ben nasıl kendime olur? Daha açık ördüm, yengeme sık ördüm. Evet. Bana mı yakışıyor, yengeme mi papatya? Tamam hadi. Arkadaşlar, size ben anlattım ama tam anlatamadım böyle. Burada da yazıyor. Yani okursunuz kendiniz.
yine ben okuyayım. Hüvel Baki Geydoğan Tekkesi. Böyledir tarihçesi, şehit düşmüş burada. 126 senesi Horasanlardır aslı, şehit Ramazan ismi, Doğanay arkadaşı burada vermiş. Başı Rumi 126 miladi. 711 ruhuna Fatiha. Ya arkadaş buradaki bakan abla da kardeş demişti. Bilmiyorum yani. Böyle. Burada bunlar cefer arkadaşlar, yani yiyorlar, yeniyor. Aynı az... şeye benziyor, ciddi mantar var ya, şu sarı mantar. O olur, onu közlersin yersin, o tadı veriyor. Ama mantar tadı yok, toprak tadı var. Türbemiz böyle arkadaşlar. Böyle burada yatıyorsun bir saat, iki saat kadar. İçeride yatanlar var. Ondan dolayı içeriği gösteremiyorum. Kusura bakmayın. Evet, burası Dereli ile Belevun'un arası. Dereli'yi geçtik. Dereli'yi geçtik şimdi. Sadiye teyzenlerin köyü, Belevun köyü. Burası da Belevun. Belevun'un arazisi burası. Evet. Belevliler başlamış araziye çıkmışlar. Belevliler bağ, bahçe ne başlamışlar. Bağ bak, kadınlar ne yapıyorlar? Çapa. Çapa yapıyorlar. Ne? Yok bir şey ki. Soğan çapası ya. Ana. Soğan çapası. Ana adı var. Soğan çapası başladı. Nadia teyzeme seslen oradan. Ha, sizin teyze. Evde olsaydın uğrardık. Evde yoksun. Maalesef geçiyek. Ben Nazım abi gülümde. Sevgilimde. Baha var. Mavi. Morum sivilay. Ha. Yanında da eski ahşap bina. Ahşap bina. Sevgilerin. Ha, orada. Onun altında Nazım abi. O mor bina mı? Mor bina Nazım abilerin. Onun altında da... Küçük bak, görüyor musun? Ev var. Ağzına aşağı evde, o da sevdikleri. O da annemin kardeşi, Sevik teyze. Burada böyle ölü. Ben buraya yazdım. Hoş geldiniz, buyurun. Burada da galeri çok oldu. Galeri yok. Burada bahçıvanlığa başladı. Burada Musa dayının, Tecir Musa var diye. Yine kaldığımız Musa'nın evi. İneklere bak dedi. Yavaşlar oğlum, yavaş. Ay maşallah. Ay çok güzel o yoldaki olan çok güzel. Sinyal verdi adam. Baba oyun. Bu da inek. İneklere yol veriyoruz. Gel yavrum, arabaya at. Bereketli olsun. Gel yavrum, arabaya atayım. Bak, gözü içinde yengem bir inek. Gördüm, belavi işte. Hayır. Bence bu koyu rengi de güzel. Değil mi? Kallemet mavisi. Adalet abim kallemet mavisi değil. Şey mavisi yapması mı tabi? Boyu mu o mavi? Ay. Ayrıca var ya. Oradaki kardeşler, Mevliyane kardeşler. Ha, böyle. Arkadaşlar. Aa, burada rahmetli dağdan verdiler. Sulay artışlar durdu. Sulay la. Aa, burası. Sizin köyün artışları buraya nasıl gelmiş? Aa, dedi. He. Aa, burası da bizim dayı bacana rahmetli buraya gönderdi. Benim yeğenim de var burada, Zeynep. Böyle. Sadiye ablamın kızı. Sadiye teyzemin kocası, kızı var. Aşağı taraf arkadaşlar. Evet, yolun altında. Ama burada balık da yapıyorlar. Aslında böyle güzel böyle yerler çok arkadaşlar. Burası çöplük galiba. Çöp.
Aha orası da A göl diyorlar bak. Merhaba. Merhaba baba. Böyle mi kalkılır göl vardı? Bak şimdi göstereceğim A gölü de göstereceğim. A topraklar. A göl diyorlar. Aha Zeynep Ana'nın kızı. Zeynep Karı değil miydi? Yok Zeynep Ana'nın kızıydı. Kusura bakmayın arkadaşlar. Biraz tuhaf oluyor. Telefon kımırdıyor ama. Arabadayız. Yollar bozuk. Yollar bozuk buranın biraz. Hani nere baba o Ağgöl? Ağgöl'e bak şimdi orada balık önceden oradaydı. Ala balık tesisi vardı. Haber oluyor. Sonra Mersin balığı ürettiler Havyar Ucu. Havyar Ucu Mersin balığı ürettiler. Tesis kapandı. Ama buranın suyu bir suyun çıkış noktası bir yerden çıkıyor. Bu tarafta mı? Yukarı tarafta mı? Ha, Buar diye burası da ha, Buar dedikleri yer, ha burası piknik alanıydı. Alabalık bak. Bu ha, buradan... Ha, böyle de başlayalım ya. Ha bak, su buradan çıkıyor. Suyun çıkış, doğum yeri burası. Buranın suyu çok. Ama balık var yine burada. Ha, balıkları bu tarafta yapıyorlardı. Balık var. Yok, şimdi... Aşağı inip çekeyim mi? Ya. 5 dakika. Ha, çek. Gel. A Pınar diyorlar. A Göl diyorlar. Buraya A Pınar deniyormuş arkadaşlar. Ama balığın üretimi bu tarafa geçmiş. Bence balık var mıydı? Böyle. Göstereyim. Buradan yine balık olabilir mi acaba? Ama balık yok. Evet, ne yapıyorsunuz? Nivik temizliyorum, Nivik. 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 Nivik pilavı yapacağım akşam, Allah'tan bir şey olmazsa. Şimdi akşam üşürürüm, gece de güzel ısıtırım tereyağına. Evet, arkadaşlar herkes yarın oruç. Canım çok aç istedim. Aynen. Zahurda onu bir güzel düşürürüm ki oh şeydir ısıtırım tereyağına. Oh, oh. Ay canım. Ha baba bu arada sana bir şey diyeyim. Unuttuydum şu an aklıma geldi. Bilmur abla bir şey istiyor sende. Şey var ya 5 kilo bidonlar. Onlara 3-4 tane tebek açtasın bari. Ne yiyorsun? Şey mi? İdris abi mi abi? Vadide aşırasın Mehmet abi. 5 kiloluk var ya Mehmet kutu şeyler. O bizim bu şehir ürününden istiyor. Yağmur tazı o ürününden istiyor. O çubuk babama diyek de 5-6 çubuk getirsin. Burada kovalara dikek köklensin. Allah'tan bir şey olmuyor. Hayır özellik köye de geldikleri zaman. Abla ya da İdris abi gel, onlar zaten beraber gelir. Buradan koruk arabaya götürür yerine keserler kovaları, dikerler. Ben koklandırayım da götürsün. He he söyle dedi, yapsın Mehmet abi dedi. Samsun'un niviği insanın elini doğrarken bile dalıyor. Bu nivik babamların evinin ardında çocukken diktiğimiz nivikler. Biz daha bir de çok dalıyorduk ya. Onlar niye dalıyorduk? Kızım sene o kadar aşırı bir kar yağmadı. Hava çok güzeldi. Arkadaşlar baba, Hasan dedemginin orada da var. Bizim eski evin önünde çiriş, nivik, dağ lalesi falan da var hemen. Dağ lalesi evini öyle de diktim. Diktin mi? Dün diktim mi? He. Bizim de öyle. Öbür evin önünde anne orayı da toplasak. Bir gün gidelim de çirişleri de toplayak olunca. Çirişe gidelim. Babaannenle kalır. Çirişe götüreceğim değil mi Mehmet bizi bir gün? Allah'ım. Yenge ne hiç... zamana baba? Oğlu emin yakında. Hatalet abi. Ben Safiyemem geliyor. Belki de Safiyemem falan da gidelim. Ramazandan sonra ya. Safiyemem de
Safiye Mem Ramazan'da geliyor anne. Valla emem bilmiyorum ne zaman geliyor da. Emem gitmez mi hiç çayır? Ahmet dedeyle gelir. Evye bakan o karı mı? Yanındaki karı mı bakıyor? Dede? Evet dede. Yanındaki kadın bakıyordu. Niye? Ne oldu ki? Yok bir şey ya. Orası hafız olmaz da. Kilitliyorlarmış geceleri. Evet. O ev yani evliyayı şey açık. İhaleyle veriyorlarmış. İki sene başkası bakmış. Önceden bunun kayınbabası bakıyormuş kaynatası gibi. Kaynatası ölmüş sonra ihale yapmış herhalde köy muhtar ağzalar. Bilmiyorum ihaleylemiş. Anne o kadın hasta mı? Nasıl yani? Yok hasta değil. Engel durum falan mı var o kadının? Normal değil. Ben uyuttum lan o kadına ilk gördüğümde. O kayınbabasını biliyorum ben. Dedim ya yaşlı bir amca bakıyor diyor. Şimdi çocukken gittiğimizde yaşlı bir adam bakıyordu. Paşam yemeğimizi bir karıştırayım. Ben ilk defa gittim biliyor musun oraya? Ama çok güzel bir yer. Evliyalar mı? İçine giremedik ki ya. Bir kere girdik değil mi? Allah'tan bir şey olmazsa babam Şehzade'ye de götürecekmiş bizi. Şehzade. Şehzade Hazretleri'ne götürecekmiş. O yıl dışarıya çıktı adam gidecek. Şeyhan baba ebem ya. Yok ya Şehzade. Ola nerede baba? Ebeminin de o şeyi şey... İnci geçti de yemeğimizi göster. Ebemiş babanın da bir şeyi mi? Abim gelse de yemin abim geldi mi Mehmet? Taşlık değil mi? Hı hı. Yeşil su, ay kuru su. Salça yok arkadaşlar. Biberi böyle kırmızı yesin. Oh. Soğan yiyor mu yavrum? Karnım acıktı. Şu an ben de çok acıktım. Önce kolayı fazla yemiştik ondan önce. Ben bir iki bardak içtim. Tek seven bir insan değil. Yavaş. Çok hızlı dendiriyorsun. O bayan beni okudu orada ya hani. Ben cevherden falan o topraktan şeyin neyin. Namazdan kılındıktan sonra bana bir ağırlık bir uyku çöktü orada. Anne. Böyle 15 dakika gözlerimi dinlendirdim. Allah'a şükür üzerim sanki böyle büyük bir ağırlık kalkmış gibi oldum. Anne orada uyuyunca ne oluyor? Hiç şey olmuyor. Rahatlıyor mu yani? Üşüdüm ama o adam bir de adamın hiç sesi susmadı ki karıları. Adam ağacı gözü dalacak oradakilerin karılar. O şeyi adam şeyin içine yapmış yani iki tane evliyen arasında. Sandukanın içine. Aslında o yanlış. Günah o. Çünkü niye rahatsız ediyorsun oradaki zaten yani. O yanlış ya etrafında yatabilirsin ama ortaya ne bileyim. Orada mesela uykuya daldın bir sağa döneyim sen bir sola döneyim. Günah aslında onu yaptığın şey. Affedersin insanlık hali boş bulunum. Her şey olabilir. Yok bu gerçekten. Bu sanatası değil bu ben. Ne bileyim ben yani. Oraya yapmış tuhafıma gitti beyler. Bizi içeriye girdi. Bize dediler. Video çekeceksin. Şey dedi burada dedi video çekme dedi. Bizim işlerimiz var dedi. İbadet edeceğiz dedi. Tamam abla. Yani, biz de halay çekmeye gelmedik oradaki yüce. Basitçe kadın yani. Demek istedi ki çıkın artık buradan girmeyin içeri demek istedi. Ne ben dedi? Girdim. Ben az açtım biraz videoya. Gösteremedik ki. Gösteremedim. Merak edenler falan olur filan. Ama cidden biz bile göremedik için. Hem yenge düzgün. Siz benim yanımda girmiyorsunuz ki. Vız kayboldunuz. Allah Allah. Karabatak gibisiniz. Nereye ne ara ki kaçtınız gittiniz bilemedim. Anne. Siz hele benim yanımda bir girin.
Bakalım kim ağzını açabiliyor hele. Biz o yan tarafa mezarların oraya gittik. Kadın böyle rahmetli artık kim bilmiyorum ama üstüne böyle yenge çiçek yapmış örgüyle, el işiyle. Çok güzellerdi. İp var ya anne simliklerine. Onlarla bir güller yapmışlar mezara. Onları gösterdi. Ama ben de istiyorum. Allah ben mezarım. Baba kışın açan beyaz çiçek var ya, o çiçeğin boynu hep bükük oluyor mi? O niyeydi, onun bir hikayesi vardı. Onun adı neydi baba? Kardele. He, onun hikayesi neydi anne? Anlatacaktım orada, unuttum. Ben de bilmem ki o kadar. Aşk hikayesi var onun. Ondan kavuşamadığı için boynu bükük oldu. Merhaba çiçek. Boynu bükük, hani mezarlıkta gösterdin ya sen beyaz çiçek kışın açıyanları diye. Kışın, ben de öyle evliyim. Onlar araştırıyordum ben internette. Ben şeyin hikayesini biliyorum. Ferhat ile Şirin şey hikayeleri falan var. Onlar çok mu? Herkes biliyor. Öyle değil yani. O çiçekleri falan var ya, kara çiçeken falan. Onu değil de o çiçeğin hikayesi çok güzeldi. Bayağı da uzun. Ben internetten araştırıyorum, arkadaşlar anlatayım. O da anlatacağı. Yemek mi? Bamya yemeğiniz kaynamasın paşa. Bakalım. Videomuzu kapatacağım. Kızım ben bunu... Arkadaşlar bugünkü videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hayırlı akşamlar herkese. Hadi bay bay yap oğlum. Arkadaşlar tamam. Bir dakika ben de yiyeyim. Ablalarımız, abilerim yanağından öpüyor. Hepiniz. Bay bay. Bugün yemekte ne vardı okulda? Tamam oğlum. Kaslandım çocuğum. Üşüyüm he.